Öğle zamanlar vardır ki diğer zamanlardan farklıdır. Öğle mekanlar vardır ki diğer mekanlara benzemez. Onların kadri kıymeti daha bir yücedir ve büyüktür. İşte o zaman dilimlerinden birisi de Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an buyurduğu Ramazan ayı öyle bir aydır ki kendisinde Kur'an inmiştir. İnsanlığın hayatına bir standart getiren, inananların ve Müslümanların hayatlarını kendisine göre dizayn etmeleri gereken Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu bir ay olmasından dolayı Ramazan'ın yeri bizim hayatımızda inananların hayatında farklıdır. Güzeller güzeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle evveli rahmet olan, ortası mağfiret olan, sonu cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapatılır. Şeytanlar zincirlere vurulur. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki onda Kur'an indirilmiştir. Yani bir insan Ramazan'a kavuşup da Kur'an'la bir ünsiyet kurmadıysa Ramazan'ı anlamamış demektir. Ramazan'ı bulamamış demektir. Ramazan'ı yakalayamamış demektir. Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeyen kardeşlerimiz için Ramazan Kur'an'ı öğrenme ayı olmalı. Bilenler için okuma ayı olmalı. Okuyanlar için anlama ayı olmalı ve yaşama ayı olmalı. Çünkü Ramazan Kur'an'dan dolayı vardır. Yani Ramazan'ı Ramazan yapan Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Cebrail'in karşılıklı birbirine Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmeleri, okumalarına biz mukabele diyoruz. O günden bugüne, bugünden yarına, yarından da kıyamete kadar inşallah bu sünnet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel hediyesi bizlere hep ışık tutacak. Sadece camilerimize gelip hocalarımızdan, hocalarımızın okumasını dinlemek değil, evlerimizde de aynı şekilde çocuklarımızla beraber kim okuyabiliyorsa, üçer beşer sayfa şeklinde evimizi de bu hayırdan, bu bereketten mahrum etmeyelim. Ama mutlaka Ramazan'ı Kur'an'la yaşayalım. Bu Kur'an, bu kitap yeni bir nesil oluşturdu. Yeni bir nesil. Dünyayı değiştirdi. Dünyanın gidişatına etki etti bu Kur'an. İnsanlığın yönünü değiştirdi bu Kur'an. Bu Kur'an öyle bir kitap ki yaşandığı dönemlere hep rahmet olmuş, hep bereket olmuş. Müslüman için Kur'ansız bir hayat düşünülemez. Kur'an'dan ayrı kalan bir Müslümanın hayat damarı kesilmiş demektir. Çünkü inne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvem. Mutlaka bu Kur'an en doğruya götürür. Kendisine tabi olanları, kendisini okuyanları, kendisiyle beraber olanları dünya hayatında hep en mükemmele, en sağlama, en doğruya ulaştırır. Götürür. Kendisiyle amel eden, kendisini yaşayan, Kur'an'ı hayatına hakim kılmak suretiyle salih amel işleyen müminlere de ahirette de çok büyük mükafatların olduğunu müjdeleyen bir kitap. Sen hayatta doğruya ulaşmayı istiyorsan Kur'an'da olacaksın. Mükemmeli yakalamak istiyorsan Kur'an'la beraber olacaksın. İşlerimi iyi yapmak istiyorum diyorsan Kur'an'la beraber olacaksın. Ben örnek bir insan olmak istiyorum, model insan olmak istiyorum. Kur'an'la buluşacaksın. Manasıyla buluşacaksın. Onu anlamaya çalışacaksın. Bilmediğimiz, anlamadığımız bir kitabı yaşayamayız. Gereklerini hayatımıza tatbik edemeyiz. Onun için Ramazan, Kur'an'ı anlamış bir şekilde çıkmamız gereken bir ay. Ramazan'da Kur'an'la öyle bir ünsiyet kuracağız ki, Kur'an'da anlamam gereken ne varsa anladım, öğrendim demek zorundayız. Öyle demiş müfessirler, büyüklerimiz. Kur'an'ı bilmeyen Kur'an'ı terk etmiştir. Kur'an'ı bilip anlamaya çalışmayan Kur'an'ı terk etmiştir. Kur'an'ı bilip anlayıp yaşamayan, tatbik etmeyen Kur'an'ı terk etmiştir. Ramazan-ı Şerif ayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bir diğer ismi, bir diğer özelliği de yardımlaşma. Birbirimizi koruyup kollama ayıdır. Dayanışma ayıdır. Bu sene Ramazan'ımız biraz hüzünlü, biraz da buruk geçiyor. 11 ilimizde 13,5 milyon kardeşimizin, vatandaşımızın, insanımızın etkilendiği, insanlık tarihi boyunca da eşine az rastlanan bir felaketle Rabbim bizi imtihan etti. Böyle bir felaketi hep beraber yaşadık. İnsanımız bir gece efendim sadece üzerindeki pijamalarıyla kendisini dışarı attı. Dünya malı adına neyi varsa
Her birisi de efendim orada enkazlar altında kaldı. Çok zor durumdalar. Şuna buna ihtiyacı var diyemiyoruz. Her şeye ihtiyaçları var. Çünkü sıfır. Yani tamamen her şeylerini kaybetti bu kardeşlerimiz. Dolayısıyla evet, Ramazanlarımız hep bereket ayı, yardımlaşma ayı, paylaşma ayı. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Ramazan ayını bir temayla, bir konuyla beraber idrak eder, ihya eder. Bu depremin de etkisiyle bu sene Ramazan ve dayanışma. Çünkü biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle komşusu açken tok yatmaması gereken bir milletiz, bir ümmetiz. Yine Peygamberimizin ifadesiyle kim bir Müslümanın ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir buyurmak suretiyle ve Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayeti celilede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok aynı şekilde yüzlerce hadisi şerifinde bize Allah yolunda vermeyi, çünkü ne diyor? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ diyor Cenab-ı Allah. Bizim verdiklerimizin bir kısmını verirler. Yani bu malı, bu serveti, bu imkanları kim verdi? Cenab-ı Allah verdi. Allah bizden bize ait olanı değil. Zaten kendisinin olan, sana nasip eden de kendisi olduğu için ne diyor? Benim sana verdiğimin bir kısmını, tamamını da istemiyor. Hepsini de ver demiyor. Bu deprem bölgesinde depremin çok şiddetli yaşandığı ve hissedildiği bölgede yaşayan kardeşlerimize çok daha farklı, cömertçe ki ve fi emvalihim hakkun malum diyor Cenab-ı Allah. O zenginlerin malında belirlenmiş bir hak vardır, hakkı vardır. Kimi? Lissaili vel mahrum. Mahrum olan, fakr-ı zaruret içerisinde olan, muhtaç olan, garip olan, miskin olan, fakir, fukaranın o zenginlerin malında hakkı var. Dolayısıyla malımızdaki infak etmemiz gereken miktar bizim değil, bize ait değil. Onun asıl sahibi çaresiz olanlar, kimsesiz olanlar, yetimler, öksüzler. Yani sadece Ramazan'ın sonuna kadar değil, şu enkazlar kaldırılıp bu şehirler ayağa kalkıncaya kadar yani infak duygularımızı, zekat duygularımızı, Müslümanlara yardım duygularımızı hep zirvede olsun. Ramazan'da bir farz eda eden, Ramazan dışında 70 farzı eda etmiş gibi. Bunlar büyük müjdeler. Yani şimdi biraz sonra ikindi namazımızı kılacağız. Bir ikindi namazı kılacağız ama karşılığını 70 ikindi namazı kılmış gibi. Her kim bir oruçluya efendim iftar ettirirse, onun ihtiyacını giderirse, oruçlunun sevabının bir misli de ona verilir. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Oruçlarımızın oruç olmasının yolu bütün bir azalarımızla tutacağız. Orucu yalnızca midemize tutturmayacağız. Ellerimiz oruç tutacak. Harama uzanmayacak. Ayaklarımız oruç tutacak. Harama gitmeyecek. Gözlerimiz oruç tutacak, harama, yanlışa bakmayacak. Hepsinden öte ve önemlisi şu dillerimizin orucu olacak. Bu dillerimize oruç tutturacağız. Yalan konuşmayacak, gıybet etmeyecek, dedikodu yapmayacak. Bakın şu dünyada olup biten olumsuzluklar, kavgalar, gürültüler, savaşlar hepsi dil. Hepsinin sebebi dildir. Allah Resulü öyle diyor. Bütün ibadetlerin mükafatlarını sayıyor. Namaz, oruç, zekat, cihat hepsini. Sonra diyor ki ya Muaz, bunların hepsinden daha önemli bir şey söyleyeyim mi? Daha etkili bir şey. Söyle ya Resulallah, şu diline sahip çık diyor. O da diyor ki ya Resulallah, bu dilimizin her konuştuğundan dolayı sorumlu olacağız mı? Ya Muaz, sen insanları yüzü koyun cehenneme gitmelerine sebep olan şeyin ne olduğunu sanırsın? Diyor ki Allah Resulü, sizden birisi yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun aç ve susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla yani oruç tutup yalana ve günahlara devam ettiğimiz zaman onu sadece açlık olarak nitelendiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir başka hadis-i şerifinde Rubbe gaimin leyse lehu min gıyamihi illa seher. Nice sabahlara kadar ibadet yapanlar var ki onların o ibadetinden kendilerine kalan sadece uykusuzluktur. Ve Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illa elcu. Nice oruç tutanlar var ki onların da oruçlarından kendilerine kalan yalnızca açlıktır. Dolayısıyla oruçlarımızın oruç olabilmesi için, Ramazanımızın Ramazan olabilmesi için haramları terk ederek oruç tutmak. Yanlışları bir tarafa atarak, yalan, gıybet, dedikodu, faiz, rüşvet, kul hakkı neyse gibi hayatımızdaki bütün haramları hayatımızdan kapı dışarı edemiyor ise orucumuz sıkıntı vardır ve Allah korusun bu bir aylık bu mücadeleyi nedir? Kaybetme tehlikesi olur. Onun için orucumuzun oruç, Ramazanımızın da Ramazan olabilmesi için bütün azalarımızla, bütün benliğimizle, ruhumuzla, bedenimizle beraber efendim bir oruç tutmak ve böyle bir Ramazan'ı
yaşadığımız zaman inşallah Ramazanımızın ve orucumuzun bize kazandırdıklarını iliklerimize kadar hissederiz Allah'ın izniyle. Rabbim Ramazan-ı Şerifimizi bizler ve ümmeti Muhammed hakkında hayırlı, uğurlu, mübarek ve müteyemmem eylesin. Tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız teravihlerimizi kabul eylesin. İftarlarımızı, sahurlarımızı Rabbim kabul eylesin. Bu Ramazan-ı Şerifimizi, bu şehirlerimizin enkazlarının kaldırılması ve bu şehirlerin yeniden inşa ve ihyasına vesile eylesin inşallah. Rabbim bir daha böyle acılar bizlere ve bütün gönül coğrafyamıza yaşatmasın. Rablerine şehit olarak giden kardeşlerimize rahmetiyle, merhametiyle, şefkat ve şefaatiyle muamele eylesin. Yaralı olarak kurtulan kardeşlerimize acilen, kamilen Rabbim şifalar nasip eylesin ve bizlere ve bütün bir ümmet-i Muhammed'e Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın.